merhabalar. Bugün hakkında konuşacağım, dedikodusunu yapacağım kitap Aşk-ı Memnu kitabı. Muhtemelen birçok kişi diziden dolayı konusuna aşinadır. Aşk-ı Memnu dizisi ne zaman yayınlanmıştı hatırlamıyorum. Bayağı bildiğiniz gibi eski bir dizi kendisi. Ve döneminin en çok seyredilen dizisi diyebilirim. Ben de bu fenomen dizinin kitabını okumayı çok istiyordum uzun süreden beri. Birincisi anlatım olarak bence başarılı bir kitaptı. Anlatımı çok akıcıydı ki zaten eğer akıcı olmasaydı anlatımı muhtemelen kitabı bitirebileceğimi düşünmüyorum. Çünkü içerisindeki konudan dolayı. Diziden farklı mı? Evet, bence diziden gerçekten çok farklı. İçerisindeki karakterler, olan olaylar, yaşanan olaylar, tabii ki de dizi sonuçta. Diziye göre değiştirmeleri gayet doğal. Ama bazı şeyler keşke kitapla aynı şekilde bırakılsaydı daha iyi olabilirdi diye düşünüyorum. Bu kitap yorumunda bayağı bir spoiler da olacak. Onu da belirteyim. Bence bilmeyen yoktur ama bilmeyenler varsa konusu şu şekilde kitabın. Firdevs Hanım karakteri çok sosyetik bir kadın. Hem zenginlik hem aşk arıyor evliliğinden ama velakin hem istediği aşkı görmüyor hem de istediği kadar zenginliği görmüyor. Bu yüzden de eşinden çok çabuk sıkılıyor ve daha sonra eşiyle arasında kendisinin daha dominant bir rol aldığı bir ilişki başlıyor. Yani eşini umursamıyor ve bunu diğer herkes biliyor ve diğer bütün erkeklerin kendisiyle flört etmesine izin veriyor. Lafın kısası böyle olunca da tabii ki de Firdevs Hanım'ın ismi daha farklı bir şekilde anılmaya başlıyor. Yani kötü bir şekilde diyemeyiz belki ama hani davranışlarından dolayı ayıplanan bir şekilde diyebilirim anılmaya başlıyor. İki kızından da aslında hani kendisini yaşlı hissettirdikleri için çok da hoşnut olan bir kadın değil. Neyse bu kızları büyüyor. Büyüdükçe onların da talipleri olmaya başlıyor. Eşi vefat ettikten sonra da aslında Firdevs Hanım tekrardan evlenmeyi düşünen bir kadın. Adnan Bey Bihter'le evlenmek istediğini söyleyince de ilk başta annesi karşı çıksa da Bihter evlilik teklifini kabul ediyor. Bu şekilde Adnan Bey'in ailesinin içerisine giriyor. Ve Adnan Bey'in ailesinin içerisine de girdikten sonra aradığı aşkı, aradığı sevgiyi bulamadığı için hem evliliğini de bitirmek istemiyor. Çünkü kendisi lüks peşinde. Hem de diyor, diyor Behlül var burada diyor. Çok uzakta da değil. Tamam diyor, Behlül'le flörtleşeceğim. Daha sonra olaylar o şekilde gelişmeye başlıyor diyebilirim. Benim diziyi izlerken en çok takıldığım nokta dizideki Bihter. Kesinlikle hatırladığım kadarıyla hani böyle lüksünde olan bir kadın değildi, bir kadın karakter değildi. Ve bundan dolayı yani evliliğini bitirmesi onun için çok zor bir şey değildi. Ve birazcık da tabii modern çağımızda çekildiği için dizi, bu kitabın içerisindeki Bihter karakteri annesinden dolayı da bir evlilik yapamıyor doğru düzgün diyebileceğim ya da kendisinin doğru düzgün gördüğü de diyebiliriz. Bir evlilik yapamıyor. Adnan Bey'den de böyle bir teklif geldiği zaman kendisi evet diyor. Ama bu kitabın içerisindeki karakter dizideki karakterin aksine oldukça lüksünü devam ettirmek isteyen ve Adnan Bey'in yalısında da aslında gözü olan bir karakter. Yani işte o yalıya gideceğim de o hayatı yaşayacağım da işte hanım olacağım oranın vesaire gibi düşünen bir karakter. Çok mu kötü bir karakter? Hayır değil. Yani hayır değil derken atıyorum işte Adnan Bey'in çocuklarına bakıyor. Evet ben onlara annelik edebilirim. Onlarla iyi geçinmek istiyorum falan diyor. Üvey analık yapacağım falan tarzında kafasında bir karakter de değil. Ama evet lüksünü isteyen ve daha doğrusu kötüden ziyade kendi çıkarları için yaşayan bir karakterden bahsediyoruz. Bu arada kitabın içerisinde Behlül gerçekten adının hakkını veriyor yani. Bir sayfada hem Firdevs Hanım'a hem Bihter'in ablasına hem Bihter'e hem Nihal'e miydi? Herkese yürüyor ama nasıl? Behlül'ü tutana aşk olsun yani. Bu kitabın içerisinde biz karakterlerin psikolojik sorunlarını da çok net görüyoruz. Kitabın içerisinde beni en çok mutlu eden kısım açıkçası yine dizinin haricinde bildiğiniz gibi ya da bilmediğiniz gibi diziyi izlemediyseniz. Dizide Nihal karakteri Behlül'e çok aşıktı. Ve hani bu kitabı okuduğum zaman da Nihal karakterinin Behlül'e aşık olmasını bekliyordum. Ama öyle bir şey yok. Yani öyle bir şey yok olduğu için de o kadar mutlu oldum ki. Çünkü yani kardeş gibi büyümüş olan insanlar. Ve aslında Behlül'ün aklında da ilk başta tabii ki de yine dizide olduğu gibi diyeyim. Böyle bir şey yokken aile içerisinde hani şakalardan dolayı işte Nihal'le Behlül evlenir falan filan tarzında şakalaşmalardan sonra
Ve Behlül de hani artık Bihter'in kendisini kullandığını gördükten sonra kendisi diyor ki en sonunda ben diyor Nihal'e yürüyeyim. En sonunda yengelerden hayır gelmedi Behlül'e. Behlül diyor ki ben diyor bir Nihal'e yürüyeyim en sonunda artık. Ve Nihal kitabın içerisinde Behlül'ü birçok kez reddediyor. Yani diyor ki ben diyor seni kardeşim gibi görüyorum. Hani biz beraber büyüdük. Bu arada Nihal hiçbir zaman bence Behlül'e aşık olmuyor. Hani Behlül'e aşık olduğunu düşünüyor da sadece o içerisindeki hani sevgi eksikliğini gidermek adına duyduğunu zannettiği bir aşk bu aslında. Ve hani kitabın içerisinde yine bazı yerlerden bunu çok net anlayabiliyorsunuz. Yine ve Behlül karakteri de sürekli başkalarından sevgi arayan bir karakter. Yine dediğim gibi psikolojisi normal olan bir karakter değil. Hani o sevgi eksikliğini çok yanlış bir şekilde doldurmaya çalışan bir karakter diyebilirim. Benim genel olarak kitaba yorumum bu şekildeydi. Bildiğiniz gibi pazar günleri yeni videolar yayınlıyorum. Bazen de çarşamba günleri yeni videolar yayınlıyorum. Eğer siz de videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız abone ol butonuna tıklayabilirsiniz ya da beğendiyseniz beğene tıklayabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.